Merhabalar, ben Güney Sentürk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Futbol Manager 2020 Galatasaray kariyerinin 15. bölümüyle sizlerle birlikteyiz tekrardan. Biliyorsunuz ki son iki maçımızda Akhisar'ı 2-1 yenmiştik ve Denizli'yi de 3-1 yenmiştik. İyi giden bir formumuz var. Beşiktaş'ın hemen arkasındayız. Tabii Beşiktaş'ın bir maç eksiği var şu anda gördüğünüz gibi. 18 maçı tamamlamış bulunmaktayız. Beşiktaş ise 17 maçı tamamlamış bulunuyor. 40 puanla biz 38 puandayız. Fenerbahçe 34 puanla, onun da bir maçı eksik gördüğünüz üzere. Şimdi devam edelim. Şunu da söyleyelim. Galatasaray yenilmeme serisini 18'e çıkardı. Yenilmiyoruz. İyi gidiyoruz. Daha iyi olmalıyız. Ve şu an transfer sezonundayız ama büyük ihtimal transfer yapmayacağız. Hem kadromuzu şu an az da olsa iyi bir şekilde kurduğumuzu düşünüyorum. En son biliyorsunuz ki Linense'i satmıştık ve Gonzalo Montiel almıştık. İyi de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve daha iyi olacağını da düşünüyorum. 23 yaşında genç bir futbolcu, bizim ligimiz için alabileceğimiz bir oyuncuydu. Onu aldık. Ve şu anda da zaten bütçemize baktığımızda transfer bütçemiz yok. Oyuncu satmamız gerekiyor ki bu kadrodan da şu an herhangi bir oyuncu satmak istemiyorum. O yüzden devam ediyoruz. Bir sonraki maçımız ise Akhisar'la yine Türkiye Kupası'nı oynayacağız. Maçta görüşmek üzere. Biliyorsunuz ki önemli olan şeyleri, yani önemli olan anları sizlere gösteriyorum. Eğer önemli bir an olmazsa direkt maçla sizi buluşturuyorum. Şu an bizim için önemli bir an. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını oynayacak. Umarım ikisi de puan kaybeder. Evet, Beşiktaş 3-0 yenildi. Evet, Fenerbahçe de şöyle bir puan kaybetsin. Bakıyoruz, Fenerbahçe 1-0 aldı. Hemen arkamızda Fenerbahçe'ye 1 puan fark var. Bu sırada Beşiktaş'ın yenilmesiyle puan farkını 2'ye düşürmüş bulunmaktayız. Evet, Akhisar maçını da oldukça önemsiyorum. Umarım bu maçı alacağız. İlk maçı 2-1 kazanmıştık. Bu şekilde ilk 11'imizi sahaya süreceğiz. Kalede Muslera, Montiel yeni transferimiz, Ahmet Çalık, Marcao, Saracchi önde, Mustafa Kapı yanında Seri. Önlerinde 10 numara pozisyonunda Thiago Almada. Sağ tarafta Yunus Akgün'e bugün forma şansı vermek istiyorum. Sol tarafta yine Onyekuru. Normalde de biliyorsunuz ki daha çok Andone'yi kullanmaya başlamıştık Radamel Falcao yerinde. Ama yine bugün de Radamel Falcao'ya bir forma şansı veriyorum. Evet, maça başladık. Umarım istediğimiz gibi olur. Şöyle bir ileri çıkın diyelim bizim oyuncularımıza. Evet, iyi geldiler. Aman 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 yemeyelim. Bravo. Ama evet, dönen topların hepsini aldılar ve kötü geldiler. Evet, bravo Mustera. Yine bir hızlı çıkış yaptılar ve tehlikeli, bravo Luyendama. Bir daha Marcao'ydu galiba, bakalım. Marcao'ymuş, evet. Çok kötü başladık. Bu işler hayra alamet değil, aman diyelim. Biz sürekli atak yiyoruz. Aman. Tabii bu atağı kıracağız, yani bu böyle gitmez. Beş tane şut atmışlar, üçü kaleye bulmuş. Biz daha bir şut atabildik. Takım talimatlarından şöyle biraz değiştirelim. Yaratıcı da oynatalım. Ve şöyle yine bir ileri çıkın diyelim. Enteresan bir şekilde hala atak yiyoruz. Ve topu ayağımızda tuttuğumuzu göremedim şu ana kadar. Evet, bravo. Şimdi iyi bir top. Evet, ah. İlk gördüğüm, ilk tehlikeli hatamız ve kaleye bulan ilk şutumuzdu bu. Dakika 20'lerde geldi. Oo. Toplu oynamada hafif de olsa bir üstünlüğümüz mevcut. Ama bunu skora yansıtamadık. Evet. Karşılayan yok mu ya? Ne hızlı geldi be. Bravo Seri.
Evet, yavaş oyna bakalım. Ayağa pas yap. Bravo. Bravo. Topun yönünü değiştirdik. Evet, oyunun yönü iyi değişti. Hadi Yunus ya. Ah be Yunus be kardeşim be. Evet, Onyekuru at yani. At bunları yani. At. Bravo. Yani bunu atacaksın. Uzun top Muslera'dan. Falcao indirdi yanlış görmediysem. Bakalım. Evet, Falcao indirdi. Orada araya giren Onyekuru sol kanattan içeriye doğru girdi ve sağ ayağıyla golü yaptı. Dakika 38. 1-0 öne geçiyoruz. Böyle devam edelim diyelim. Fena değil. Şu an hani skor üstünlüğü bizde. Yavaş yavaş da böyle 60'a kadar bu oyuncularla devam edip 60'tan sonra da oyuncu değişikliğine başlarız. Özellikle Adem Büyü almak istiyorum oyuna. Bravo be. Bravo Saracchi. Ay. Yalnız Mustafa'nın pası mükemmeldi yani. Çok iyi bir pas verdi. Evet, şimdi Onyekuru ile Adem'in yer değiştirelim. Devam edelim. Ne yaptın seri be, bravo, iyi şut. Vurun artık be. Seri her zamanki gibi tehlikeli bölgede bir top kaptırdı yani. Bunu çok yapıyor. Evet, bir tane daha oyuncu değiştirelim. Evet. Kimi alalım? Selçuk İnan'ı alalım. Seri dile yer değiştirelim. Devam edelim. Konsantre olun diyelim. Evet, Saracchi yorulmuş. Onu değiştirelim. Anam, anam. Ay, gol olmadı mı ya? Bir şeyler içeri girdi ama. Demek ki olmamış. Evet, Saracchi'yi şöyle yapalım. Montiel alalım oraya. Evet, modern bek yapalım. Hücum diyelim. Hücumdan asla adım vermeyiz. Hah, yedik golü. Evet. Skoru 1-1. Tabii ki de bize yarıyor bu skor. Yani bu saatten sonra ben bu maçın tabii Akhisar'a döneceğini düşünmüyorum. 2-1 olursa maç uzar. O da tehlike. O can bitir. Boş ver. Ya 4 dakika uzatmış ya. Evet. Bravo be. Bravo Şener. Gerçi Şener'i de çok performans olarak beğenmiyorum ama hoca bitti be. Ya bitir hoca, boş ver şimdi. 4 dakika verdin. 26 saniye geçti hoca, bitir. Bitir hocam, bitir hocam. Ya bitir hocam ya. Sen ne yaptın ya? Evet. Turu geçen taraf olduk. 1-1. Sorun değil. Bizim için sıkıntı yok. 1-1 de bizim işimize yarıyordu. Evet, ilk maçtaki galibiyet Galatasaray'a Akhisar'ı geçmek için yetti diyor. Devam edelim. Radamel Falcao Galatasaray Radamel Falcao Güney Esentürk çok kızgındı diyor. Evet Falcao, çok kızgındım. Sen gol atamıyorsun. Yani
biraz gol atman lazım. Zira Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile eşleştik. Yarı finalde. Evet, Malatya Spor maçına çıkacağız. Yine ilk 11'imizi oluşturduk. Kalede Mustera, Montiel, Luindama, Marcao, Saracchi, Lemina, Sosa'yı oynatıyorum bu maçta. Zarakko, Almada, Onyekuru ve Andone ile çıkıyorum. O Andone geçen maç biliyorsunuz ki 2 gol atmıştı. Bu maçta da oynatmazsak ayıp olur adama şimdi yani. Açıklama yapamayız. O yüzden Andone'yi oynatıyorum. Hak ediyor. Hak eden kişi benim takımımda ilk 11'i alır. Haydi bakalım. Alalım şu maçı. Şöyle bir 20 dakikaya kadar bir tane gol atalım. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar, 20 dakikaya kadar bir gol atalım. Ama yemeyelim yani, ha, atalım. Şimdi hazır. 2 puana inmiş. Devam edelim buna. Ah be. Ah be Onyekuru be. Evet. Andone vur kafayı, gol olsun. Evet, sakin ol. Sakin ol. Çok iyi. İyi bir orta. Bir daha. Bir daha. Evet Saracchi oğlum. Vur şimdi. Bir daha orta. Vur kafayı. Yine çok gol kaçıracak gibi geliyoruz. Konuşamadım da. Çok gol kaçıracağız gibi geliyor. Bizim meşhur son dakika gol kaçırma sahnelerimiz vardır diğer bölümlerde. İzlerseniz görürsünüz. Evet şimdi iyi orta. İyi orta. Abicim ya. Abicim ya. Bak ne güzel. Geldik. Bak çok güzel. İki kere geldik. Onyekuru etti içine. Evet yavrum. Sakin ol. Bravo. Sakin. Ayağa pas. Bravo. Bir daha. Çok iyi. Çok iyi. İyi bir orta oğlum. Tamam bu da olur. Artık vurun ama ya. Vurun ama ya. Evet şimdi. Bir daha. Evet yavrum. Tüm dönen topları biz aldık. Yani onlar vurdu, biz götürdük. Onlar vurdu, biz götürdük ama golü yapamıyoruz. Şimdi orta, offside yok. Bir daha. Yapın oğlum şu ortayı ya. Ay. Bir saniye. İleri çıkın abi. Çıkın ileri. Gol atmamız lazım. Böyle olmaz. Evet. Sakin ol. Bravo. Hadi Zarakko. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bravo. Sosa. Ya Onyekuru ya. Lanet olsun ya. Ay arkadaş ya. 3 oldu ya. Üstür giriyorsun, atamıyorsun ya. Bak bütün topları aldık. Ama evet. Beşiktaş gol yedi ya. Hadi. Hadi. Evet iyi orta. Sonunda. Sonunda be kardeşim be. Sonunda ya. Evet. Bakalım. Yine Almada, Sosa. Çok iyi bir pas. Derinlemesine Saracchi, tek top. Ve gol. Şu an birinci sıradayız. Evet. Liderliği aldık. Onyekuru açıldı. Aferin yavrum sana be.
Evet, çok iyi bir gol. Yine Saracchi'nin asisti mi var? Evet, yine Saracchi vermiş pası. İki asist oynuyor. İki asist, iki gol. Saracchi ve Lemina. Sol tarafımız çalışıyor. Bravo. Maşallah çocuklar. Evet. Şu an oyuncu değiştirmeyeceğim. Bu şekilde sakinleşin diyeceğim. Artık 2-0'dan sonra bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Evet, Beşiktaş 2'yi yedi Sivasspor karşısında. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi bu. Çok iyi. Şu an lideriz. Liderlik koltuğuna oturduk. Maçlar böyle biterse bu çok kötü oldu. Pozitif futboldan dengeliye çekelim bakalım. Bu çok kötü oldu. Evet, yine Fanoğlu, yine kap. Ama bak, şimdi sinirleneceğim. Yani şu maçı buradan verirsek bize yazıklar olsun. Yani şu maçı buradan verirsek bize yazıklar olsun ya. Alsanız oğlum. Heh. Evet, Almada. Göster bakalım 10 numaralı uçunu. İşte bu. Ya orta yapsana, Onyekuru orada, boş be. Evet, Sosa. Bravo. Sola. En başta yapacaktın onu. En başta. Evet, şu an çok hararetli bir maç geçiyor. Evet, Onyekuru. Nereye attın bu oğlum? Yürekli oynayan diyelim. Evet, yine aldık. Yine gelen topu aldık. Şimdi iyi orta Zarak, haydi oğlum. Bir daha Saracchi. Evet, sakin, sakin, sakin ol. Sabırlı. Sakin diyoruz, vuruyor. Evet, 3-0 oldu. Beşiktaş 3-0 mağlup. 3-1 yaptılar. Adem Laiç, ama bizim de maçımız burada çok tehlikeli. Evet, Saracchi iyi orta oğlum. İşte be, işte be. Ne gol attı be. Lemina 3-1 yaptı. Sol ayak. Ne vurdu be. Evet. Şöyle Mustafa Kapı'yı Sosa'nın yerine alalım. Aa, nasıl çıkardı onu ya? Yuh be, yuh be. Neler çıkardı ya. Artık gol geliyor yani. Olmadı. Hoca, hoca. Evet, bir gol yakışır ya. Yakışır ya. Bir gol yakışır. Bir tane daha yakışır. Vur lan. Vur. Ben mi geleyim, ben mi vurayım ya. Evet, Falcao'yu almanın dakikaları geldi. Şöyle bir Falcao'yu alalım. Evet, Andone bu maç cacık çıktı sayın seyirciler. Devam edelim. Belki Falcao atar. Fenerbahçe 1-0 yaptı. Lemina, sen ne yapıyorsun Lemina? Bravo Lemina. Üf.
Ne diyor bak. Çok iyi ya. Neler yapıyorsun ya. Bir daha bakalım. Yok böyle bir performans ya. Yok böyle bir şey ya. Çok iyi ya. Abi süper ya. Trabzonspor 1-0 yaptı. Lemine yok mu abi orada? Atın Lemine'ye ya. Abi süper ya. Evet, değişiklik. Var mı yorulan? Bakıyoruz. Zarakko yorulmuş. Onun yerine bakalım. Yunus Akgün'ü alalım. Evet, Yunus Akgün oynasın bakalım. Yok mu oradan bir Lemine'ye pas? At Lemine'ye at. Ya neler yaptı ya? 3 tane adam gol attı. 3'ü de ceza sahası dışından ya. Çok iyi ya. Lemine'ye prim vereceğim ya. Evet. 5-1. 46 tane şut attık kaleye. 24'ü kaleye buldu. Çok iyi bir performans. Lemina 3 tane gol attı. 70, 60, 70 ve 71. 11 dakika içerisinde gol attı ama öyle böyle bir gol değil. Taksi tutsan 60-70 lira yazar. Çok güzel gollerdi. Evet, ligin yeni lideri biziz. 41 puandayız. Beşiktaş 40, Fenerbahçe 40, Trabzonspor 37, Konya 36. İnanılmaz bir lig yarışı var. Ve şu anda koltuğa oturduk. Bundan sonra bırakmaya niyetimiz yok. Bir sonraki maçımız Fenerbahçe. O Fenerbahçe maçından da deplasmana gideceğiz. O Fenerbahçe maçından da galibiyetle ayrılıp tabii ki de liderliğimizi devam ettireceğiz. Haftanın golünde Onyekuru'nun birinci ilk golü seçiliyor. Birinci ve Mario Lemina'nın da bakalım yani hangisi bilmiyoruz. Hepsi 25 metredendi. Ve haftanın takımında da Onyekuru, Lemina, Luindama ve Saracchi var. Yani 4 tane oyuncu vermişiz. Güzel. Evet, şu an transferin son gününde bakıyorum. Evet, transferin son gününde, son 2 gününde bir şey oldu. Evet, şöyle bakıyoruz. Ne oldu? Alex Telles gerçekte hep satılmasını istenilen bir futbolcu Alex Telles satıldı. Ve Galatasaray'a 3.8 milyon euro bir para geldi. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi hemen mali duruma bakacağız. Mali durumumuzda 4 milyon 142 bin euro var. Yani bu ne demek oluyor? Şu anda biz bir transfer yapma ihtimaline sahibiz. Düşük bütçe de olsa bir transfer yapmak istiyorum. Şimdi hemen nereye gitmiş Alex Telles? Tottenham'a gitmiş. Kaç paraya gitmiş? 56 milyon euroya gitmiş. Çok iyi bir para. Şimdi bakalım. Evet, bir gözlemciliğe gidelim bakalım. 7 tane bize oyuncu söylemiş. Hemen bakalım. Kaleci. Özür dilerim. Defans. Defansa ihtiyacımız yok şu an. Özellikle sol açık ve bek bakıyorum. Orta saha diyor. Bakıyorum. 18 yaşında olmaz. Bizi görmez. Gremino Zapata. 20 yaşında olmaz. Franco Valentini. Bakıyoruz. Sol açık. 18 yaşında olmaz. Manuel Pahari 10 numara pozisyonunda oynuyor. Potansiyel yeteneği de gördüğünüz gibi. Geçiyoruz. Bu da olmaz.
Bu da olmaz. Direkt baktık. Julian Alvarez. Forvet. Forvet'e ihtiyacımız şu an yok. Buraya da geçtik. Mecburen şu anda Türk oyuncu milli takımlardan bir bakalım neler var milli takımda. Burada solda Caner oynuyor. Yok. Yani zaten bu Cengiz'in de alamayacağımıza göre de bakalım başka. Yani evet 4.5 geldi ama bu parayı da bir testseye gitmiş. Ne zaman gitmiş? Bir deneyelim ya. Arda Turan'ı deneyelim. Ne kadar? 2.2 milyon. Hayda. 3 verelim. Ne kadar istiyorsun? 3.7. Ne oynamış burada? 17 maçta 2 gol attı ama 2 gol 8 asist yapmış. Yani çok da verimli oynamış ama bir daha evet, Arda Turan bizim için fena olmayacak bir oyuncu ama son gün, bugün de maç da var. Yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Evet, 3.900 verelim. Evet. 3.900 karşısında serbest kalabilir diyor. Önerdik. Kabul ediyorlar. Evet. Evet. Şimdi iş Arda Turan'da. 3.900'e alma şansımız var. Yok. Olmadı. Başka bir oyuncu. Bakalım bir saniye. Çok güzel olacaktı Arda Turan. Evet. Maalesef yapacak bir şey yok. Şöyle gözlemcilik kısmına tekrar bir gidelim. Tano Modern Bek olmaz. Bütçemizi aşıyor. Andre Blake kaleci ihtiyacımız yok. Stoper Willy Orban yok. Yani kadromuzda da 14 yabancı var ama Mariano'yu zaten saf dışı bırakabiliriz burada. Bir daha gözlemcilik kısmında bakalım. Evet, Salomon Kolu gözüme çarptı. Alabilir miyiz diye bir fiyat sordum ama yine tabii ki de yetmeyecektir. Yani genç oyuncu almak istiyorum ama bu paraya da genç biraz ne bileyim bulamıyoruz da maalesef raporlar. Şuradan bakalım. Elmander'e güveniyoruz her zaman. Morani Boca Juniors'tan kiralık. Kiralık olduğu için olmayacaktır. Şimdi kaleciymiş. Şu an ihtiyacımız yok. Franco Valentin. Az önce bakmıştık. Evet. Elevington. 20 yaşında ama. Yuri Batista. Kaleciymiş. Geçiyoruz. Buralardan bizim acaba Thomas. Geçelim. Orta sahaya bakalım sadece buradan. Tabii ki de Bradley Dick almak isteriz ama bütçemiz yetmez. Şu an buraya bakalım. 18 yaşında orta saha oynuyor. Nils Han. Hayır. Dominic Fitz. Sağ açık oynuyor. Gavi 36 yaşında aslında genç değil. Genç bakalım diyoruz. Gidiyoruz nerelere? Ruhan. Ruhan'a bakalım. Ruhan. Evet istediğimiz bir oyuncu ama 4 milyona alabilecek miyiz? Şimdi ona bakalım. Şimdi 1.6 2 milyon verelim. 200. Hadi 200 olsun. 8.5 çok istiyorsunuz. Biz bunu gel 2.6 yapalım. Direkt red.
Yani 4'e bırakacak gibi de gelmedi yani bana açıkçası. Şimdi Nunaka orta saha oynuyor, olmaz. Luis Fernando olmuyor. Evet, başka bir gözlemcimize bakalım. Emre Ötkucan'a bakalım. Mesela Emre Ötkucan bizim baş gözlemcimiz. Onda bir şeyler olması lazım raporlarda. Evet, kanat bek. 9 milyon euro istiyorlar. Bizim ona yetecek paramız yok zaten. Kimmiş bu? Kaleci Ulre. Hayır, tabii kaleciye ihtiyacımız yok. Forvet 19 yaşında. Yani şu an bütçemizi aşıyor. Martian Şabani. Evet, bir deneyelim mi? Menajer puanı da iyi. 3-8. Vazgeçtim dayı, istemiyorum. Kalsın. Ben hızlı aramadan şöyle sadece orta sahaya bakalım. İşte Salomon Kalou da burada zaten. En kötü ihtimal onu alacağız. Yapacak bir şey yok. Evet, burada bir tane buldum. 18 yaşında. Kiralık. Olmaz. Vasco da Gama'da bir tane 19 yaşında oyuncu buldum. Olmaz. Yine çıktı Nils Hans. Geçiyoruz. Bakalım başka neler var. Olmaz. Bak bu iyi olabilecek bir futbolcu. 21 yaşında bir de. Ama işte açık arıyoruz biz. Nasıl olacak o iş? Nolito. Değer mi Nolito? Tamam, Nolito zamanında çok iyiydi ama ne bileyim şimdi de yani. Evet, Akaki Goya. Bakalım mı Akaki Goya neden üzgünmüş, listedeymiş. Evet, bir teklif bir alalım bakalım. 3-6. 3-1, 3-6. Vereceğim. Çok da yaşlı, bir o kalsın aklımızda. Verder bir hemen de. Yani verdik teklifimizi. Nicolas de la Cruz. Evet, aslında ben bu oyuncuyu biliyorum ama bu oyuncuyu bize 4 milyona verirler mi? Vermezler. Hayır. Ben kaldım ve pazardan çıkarttım. Yani şöyle bir 3-7. Hayır abi, o kadar da olmaz ya. Olmaz. 4-6.5. 4-1 verebiliriz en fazla sana. 4-1. Şöyle yapsak. 2.5 şimdi versek. 12 ay içerisinde şöyle yapsak sana. 12 ay içerisinde 2.5 versek. Bir saniye. Bundan sonra 3 yapalım. Kabul edilebilir diyor. Şimdi aşacak bizim bütçemizi ama evet, son günde bir şeyler sıkıştırdık gibi. Yetmiyor. Bu neymiş? 7.000 verebiliriz en fazla. Maaş bütçemiz sıkıntılı. Dele kurulu. 67, 47. Tamam, şunu da 47. Bir şeyler daha ekleyelim. Ne yapalım? Yani madde ekle. Abi
Şunu gel. 10 gol at. Bana 110 bin vereyim. Yani gelsin diye uğraşıyorum şu anda. Yani başka bir şey değil. %15 de sana satıştan para vereyim. Abi bak bir sürü para verdim sana ya. Dele Cruz. Temsilci komisyonunu da çıkarttım. Bak temsilciyim. Ignite. Dur. %30. Oh be. Evet, bunları da Mustafa Cengiz'e verdik. Devam edelim. Evet, Dele Cruz şu anda bizimle sözleşme imzalamaya hazır. Kabul ediyoruz. Zaten Dele Cruz'u istiyorduk baktığımız zaman. Nicolas Dele Cruz'u aldık. Ne kadara patladı bize? 5,5 milyon euroya aldık. Biraz pahalı oldu. Ama bizim için potansiyel yetenekli bir futbolcu. Şöyle bakın. Onyekuru ile hemen hemen aynı. Ve alternatif olduğu için bizim için iyiydi. Tabi Akaki Goya da bizim için İyi bir futbolcu olacaktı ama yaş itibariyle biraz yaşlıydı. Biz Dele Cruz'dan yana kullandık. Şu 3 yerde de fena oynamayışı beni tabii ki de benden aldı. Evet, kayıt yapalım. O zaman bir kişiyi dışarıda bırakmamız gerekiyor. Şimdi sana var diyeceğiz. Tabii ki de bir kişiyi atacağız. O da neredesin? Mariano. Yok. Dedik. Ve devam edelim. Kadro kayıtımızı yaptık. Kaydımızı yaptık. Forma numarasında ise 14'ü verelim. Bu formalar dolu. Devam edelim. Evet. 11'imiz. Fenerbahçe 11'i. Muslera. Montiel. Luindama, Marcao, Saracchi, Lemina, Sosa, Zarakko, Almada, Onyekuru ve Radamel Falcao. Bu maçta Radamel Falcao'dan faydalanmak istiyorum. Evet, yeni transferimiz Dele Cruz'u almadım çünkü yabancı kuralına takılıyor. Dele Cruz'u şu şekilde değerlendirmek lazım. 23 yaşında önümüzdeki dönemde büyük ihtimal alamayacağız Onyekuru'yu. Dele Cruz'la devam edeceğiz. 23 yaşında genç bir futbolcu. Bize de çok şey katacaktır. Ara ara onu tabii ki de bazı maçlarda oynatacağız. Evet, iyi başlayalım. Bu sırada maç başladı. Evet. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah. Çok tehlikeli bir maç. Yani bu maçı almamız lazım. Sosa'nın ortası da gol. Zarakko'nun golü. Dakika 10'da 1-0 öne geçiyoruz. Sosa'nın ortası, Zarakko'nun kafası ve durumu dakika 10'da 1-0'a getirdik. Bu bizim için çok iyi, güzel bir maç olması lazım. Almamız lazım. Dönüm noktamız olabilir. Liderliği aldık. Ardından Fenerbahçe ile oynamamız bizim için çok büyük bir avantaj eğer galip gelirsek. Evet, Onyekuru. Ya Onyekuru ya. Önünde kimse yok ya. Aman. Aman 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 aman. Aman çocuklar. Şu talimattan kanatları orta yaptıralım ve daha disiplinli oynattırmaya başlayalım. Bravo. Ay Saracchi. Şimdi iyi orta oğlum. Evet. İyi geliyoruz. Ezilmiyoruz. Futbolu. Ay bir daha. Bir daha. Orada kimse yok. Vursana Lemina.
Arkayı bomboş bıraktık. Faletti attı golü. Bakalım. Kim Markov kaçırmış. Muriç de yıkılmıyor arkadaş. Evet, hata yapar. Bas. Evet, yaptı. Şimdi Yorta. Ay, Almada sakatlandı bak. Bu bizim için çok kötü oldu ya. Abi vursanıza. Almada'da bir sıkıntı var. İlk yarıyı bir tamamlayalım. Tabii ki de devam edelim. Sosa'yı alalım oraya. Mustafa Kapı'yı alalım. Ve bu şekilde devam etmeye çalışalım. Ve kaliteden ödün vermeyelim. Hadi bakalım. Eyvah eyvah eyvah. Hadi Lemina be. İleri çıkın abicim. Yok bir şey, devam et. Ya abim, ayağa pas ya. Evet, evet, çok tehlikeli geldiler. Of. Onyekuru bir darbe aldı. Onyekuru da gitti. O zaman şöyle yapacağız. Evet, hiç iyi gitmiyoruz. Hiç iyi gitmiyoruz. Sola Florin Andone'yi alacağız. Andone ile Sosa'yı yer değiştireceğiz. Şöyle yapacağız. Hiç yapmayacağımız bir şey. Ama yapmak zorundayız. Çünkü bu maçı da almak istiyorum. Destek diyelim. Ve devam edelim. Bu maçı almak istiyorum ya. Bravo be. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Bu bizim için iyi olmadı. İkinci sıraya geriledik. Hocam, hocam. Hocam sarı kart. Al içeri at oğlum. Evet. Evet, son saniye golü. Hadi son dakika golü. Sosa git. Sosa git. Evet. Lan bu. Ya Sosa ya. Ah be kardeşim ya. At şu golü ya.
konuşamıyorum da. Yani şut attık. 7'si kaleye buldu. İlk önce golü biz attık. Öne geçtik. Ama o skoru koruyamadık. Son dakikalarda yine şut pozisyonunda buldu Sosa ancak vuramadı. Ve maçı 1-1 berabere bitirdik. Hazır lider olmuşken liderlik koltuğunu tekrardan bırakmak zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Lig devam ediyor. Daha yeni üstlerin altından çok su geçer. Şöyle bakalım bir puan durumuna. Beşiktaş skorlara bakalım önce. Trabzonspor 6 tane attı. 6-2 almış. Beşiktaş 1-0 almış. Burak Yılmaz'ın 81. dakikada attığı golle. Bakın bu da çok önemli. 81. dakikada atıyor. Biz de Zarakko ile bulduk. Falette ile ise Fenerbahçe golü buldu. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman Beşiktaş 43 puanda, Galatasaray 42 puanda, Fenerbahçe 41 puanda, Trabzon 40 puanda ve Konyaspor 39 puanda ve inanılmaz bir çekişme var ligde. Böyle devam edecek ama biz şampiyon olacağız. Ben Dersin Canal gibi her maçtan sonra değil mi? Şampiyon olacağız, şampiyon. Bir bakmışsınız bizi kovmuşlar. Evet. Yerimizi kaybettik ama yapacak bir şey yok. 1 Şubat'tayız. Son transferimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki programımız 3 maç oynayacağız yine. Gençler Birliği Kasımpaşa ile oynayacağız ve Gençler Birliği'ne tekrar oynayacağız. 3 maçı bu şekilde değerlendireceğiz. Evet. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen yorumlarınızı aşağıya, size zahmet, yazınız. Neler iyi yaptığımı, neleri kötü yaptığımı söylerseniz sevinirim. Son dakikalar şeyde de transferin kapanmasında da 1 milyon 900 paramız var. Bununla herhangi bir şey alınmayacağını çok iyi biliyorum. Ama belki son saniye hamlesi bir sonraki videoda gelir. Bunu da söyleyeyim sizlere son 4 saatte. Bir de şunu söyleyelim. Lütfen evde kalın. Devletimizin yapmış olduğu uyarılara uyalım. Evde kalalım, sokağa çıkmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayınız.